Ecdadın yaptığı eserlerde genelde kitabe vardır demiştim. Ama istisnai kitabesi olmayan eserlerde vardır demiştim. İşte kitabesi olmayan eserlerden bir tanesi. Bakın ne kapının üstünde, ne sağında, ne solunda. Burada bu türbede kitabe yok. Ama şu mimariye bakarsanız, Konyalı var mı içimizde? Konyalı. Yarı Konyalı. Yarı Konyalı nasıl hanım mı Konyalı? Evet. Eyvallah. Şimdi Konya'daki padişah mezarları olsun, Mevlana Hazretleri'nin Ahçıbaşısı Ateşbazı Hazretleri'nin türbesi olsun, o tarzda sekizgen, dik kubbeli, o tarzda Selçuklu, mimari Selçuklu. Kastamonu'da hem Selçuklu eserleri, hem beylikler dönemine ait eserler ve hem de Osmanlı eserleri görüyorsunuz değerli hocalarım. Yani böyle de bir ayrı özelliği var Kastamonu. İşte yapılış tarihi bilinmemesine rağmen mimarisinden diyoruz ki 1200-1250'li yıllar. Tam net olmasa da o tarihlerde yapılmış bir mezar ve burada yatan zat ya bir devlet başkanı veyahut da efendim bir ordu komutanı veya devlet başkanının yanındaki hocası olabilir. İsim konusunda bir bilgi yok. Ama halk arasında günümüze kadar karanlık evliya olarak gelmiş. Neden? Nedenini Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin talebesi, sır katibi, yine Mehmet Feyz Efendi. Bak Mehmet Feyz Efendi ismini çok duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Duyacaksınız daha, çok duyacaksınız. Çünkü Kastamonu Mehmet Feyz Efendi ile anılır son yüzyılda. Çok sevilen birisidir, bir Allah dostudur. Onun kabrine çıkmadık aslında, yani vakit olsa oraya da çıkılsa. Ama ben size onu bir yerde anlatayım. Siz bana Mehmet Feyz Efendi'yi anlatacaktın hocam deyin. Bir yerde anlatayım, sıcak bir yerde. İsmail Bey olabilir. Buyurun hocam. Dediğiniz ya, Kastamonu son yüzyıldan beri Mehmet Feyz Efendi ile şu anda da Şaban-ı Veli Hazretleri ile anlıyor. Bunların üstünde bir sahabe kiram var. Yani sahabeler en eski hocam. Sahabe. Tamam da neden ondan onun ismi Müslüman olmamış? Ya. Çok ismi Müslüman. Ya evliyaların zaten şahı onlar. Evliya, hepsi evliya sahabelerin. Ya şahı dururken niçin yani şeyle anlamıyor? Ben şahı sordum, bir kişiye sordum. Evet. Şeyh Şaban-ı Veli bilirler. Doğrudur. Herkes. Doğru. Sahabeler. Hocam doğru söylüyor bakın. Sahabeler de vurgulayalım o zaman. Eyvallah. Sahabeler. Tabii ki. İşte değerli hocalarım, karanlık evliya denilmesinin sebebini Mehmet Feyz Efendi'ye bir sohbette soruyorlar. Diyor ki burada yatan zat halkın içerisine çıkarken yüzünü kapatarak peçe ile çıkıyordu. O yüzden diyor karanlık evliya olarak biliniyor diyor. Allah. Başka da bilgi yok değerli hocam. Neden kapatıyor zaten? Neden kapattığını bilemiyoruz hocam. Biliyorsunuz tarihte Ahmed-i Bedevi Hazretleri perde arkasından ders veriyor. Talebelerinden birisi hocam diyor ben seni görmek istiyorum diyor. Artık diyor ben ders falan dinleyemez oldum. Ben seni göreceğim diyor. Dayanamazsın. Evladım yapma diyor, etme, dayanamazsın. Bedelini biliyor musun diyor, bedelini. Biliyorum hocam diyor. Ben razıyım diyor. Evet, perde kalkıyor ve o talebe hocasının ayaklarının dibine yığılıp ruhunu teslim ediyor. Onun için yani neden bilmiyoruz. Değerli hocam çıkalım. Çıktıktan sonra sola dönüyoruz sahabe tarafına. Arabalardan